Bakın alttan geçiyor, ee, tahkim kurulu Fenerbahçeli Fred'in 3 maçlık cezasını 2'ye indirmiş. Mert Akalın da 2'den 1'e inmiş. Ne, ne oluyor yani o zaman? Ee, Fred İstanbul maçında yok, ee, İstanbul Spor maçı tabii pazar günü ondan sonraki maçta oynayabilecek. Beşiktaş'ın Ocak ayı fikstürüne bak hocam. Rize ile oynuyor 9'unda. 13'ünde Kara Gümrük. 16'sında <laughs> Ziraat Türkiye Kupası'nda Eyüp Spor maçı. Vallahi o da zor maç. Orayı hedeflemesi lazım ama Beşiktaş'ın yani kupada sonuna kadar gitme hedefi zaten çok telaffuz ediyorlar. 3 maçta İstanbul. Pendik deplasmanı evet 3 maç İstanbul hocam. Adana Demir de burada. 4 maç İstanbul. Aslında iyi bir Yok, süreç. Yok şöyle İstanbul dediğim benim. Kara Gümrük, Eyüp, Pendik. Evet. Yani ha, ser, İstanbul şey takımı. Anladım. Ama İstanbul dışına çıkmıyor yani 4 hafta. Evet. 24-25 Ocağı kadar. Sonra Sivas deplasmanı var. Rize ve Sivas deplasmanları biraz şey özellikle bu haftaki Rize deplasmanı sancılı olur. Ee, peki bu Hollandalı teknik adam Giovanni Van Bronckhorst ki biz onu müsait yaşı müsait olanlar Barcelona formasıyla e, savunmanın sol tarafındaydı galiba. E, hat, yanlış hatırlamıyorsam. Bayağı seyrettik yani biz bir hayli. Önemli oyuncu Giovanni Van Bronckhorst. Teknik adam olarak da Feyenoord'da şampiyonluğu var. E, Rangers'da şeyde kupada finale kadar getirdi. E, İskoçya kupası da var. E, Guangzhou'da bir şey yok. Ee, ama e, Hollanda Kupası da var. Nerede kariyeri? He, evet bu tarafta var. Bir Hollanda Ligi, iki Hollanda Kupası, iki Hollanda Süper Kupası, bir İskoçya Kupası. Giovanni Van Bronckhorst. Yani futbolculuğu e, iyiydi. Önemli bir futbolcuydu. Hollanda milli takımında da e, bayağı bir ...iş yaptı. Teknik adam olarak da Feyenoord'da... ...üçüncü yılında şampiyon oldu hocam. Yani sabırdan sonra evet. şampiyon oldu ki... E, ...Feyenoord... ...hem e, PSV hem Ajax'a göre... ...o dönemde daha az bütçeli bir takımken... E, ...kupayı da kazandı. Süper kupayı da kazandı. İskoçya'da da başarısı var. Yani... E, ...yaşayınız 48... ...potansiyelli bir teknik adam olduğu açık ama... Tabii. E, hocam inşallah tutturur tabii. Başka. Tabii de inşallah tuttururlar. Yani Beşiktaş da tutturur. Sen Orlandalı teknik adamlar konusunda biraz temkinlisin hocam. <laughs> evet. Türkiye'de yani. Öyle diyoruz da bu iş işte gelir ne yapar ne yapamaz. Tabii. Bakacağız göreceğiz. İnşallah tuttururlar. İnşallah. Hocam artık takımlarımızın öyle Fener, Beşiktaş, Galatasaray işte Galatasaray bak ödemeler ödemeler diyorlar. Çatlak sesler çıkmaya başladı. Evet. E, Şampiyonlar Ligi'ne göre odaklandılar. Olmadı. Burada ne konuştuk ya şampiyonlar ligi tamam da olmazsa ne olacak? Ya Bunları alıyorsunuz da almak kolay vermek. Hani onun için bak onlar sıkıntıya girdi. Şimdi bu e, start gelirlerinin 15'ine kadar bir 10 milyon doları gelecekmiş. Onunla işte şeyleri yapacaklar. Futbolcu ödemelerini borçsuz kağıda almaları gerekiyor. Çünkü onları alacaklarmış. Galatasaray için söylüyorum. Evet. Yani gelecek yılın bu stat gelirlerinin bir bölümünü o stat, localar şunlar bunlar onların parasını alacaklar. Ya ama o da tabii bir yandan da gelecek yılın gelirinin e, Yönetim gelecek demek. yıla kalır mı? Bir sel veriyorum. Abi işte. Beşiktaş yönetimi parayı olduğu gibi almış götürmüş. Bir sel söyleniyor. Ama başkan gelin konuşsa. Başkan ne dedi? Ben kendi koyduğum parayı aldım 2024 evet. vadeli çeklerle evet. dedi. Eski başkan öyle dedi. Bu Ahmet yeni gelen Kişeri başkan da başkan. geleceğim her şeyi köküne kadar açıklayacağım dedi demiş. Bekliyoruz. Tabii gelsin bakalım ne açıklayacaklar. Bekliyoruz bakalım Bekliyoruz. ne söylüyor. Çünkü bir dedi ki onlar da biz nasıl koyduysak evet. paramızı onlar da madem evet. başa geçtiler koysunlar paşa paşa paralarını. Ee, yürüsünler dedi kasa kolaylığı sağlasınlar dedi. Evet. Öyle bir konuşma evet, geçti. Doğru. Yani biz koyduğumuzu aldık fazla bir şey almadık dedi. Ee, şeyden gelen tüpraştan stat isim hakkından gelen parayı da Ziraat Bankasına ödedik dedi. Ama bunların böyle olmadığı ya da farklı bir bilgi varsa da onu Hasan Arat Başkan buraya gelecek efendim bu programa. Ee, kendisi Dinleyeceğiz. O şekilde haber yolladı. Bakalım dinleyeceğiz ne diyor. Belki o gün Ahmet Nurçay başkan da bağlanır hayır öyle Olabilir. değiller. Olabilir. Ona da bakacağız. Efendim ha, hocam baksana ya 9, 21 Aralık ve 5 Ocak. 3 bir ya 3 maçta içeride. Yani e, 95, 96 sezonundan sonra ilk kez şu görüntü yaşanıyor değerli izleyenler. İlginç. Ne oldu şimdi yani? Beşiktaş 29 puanda. Zaten giden yönetim Fenerbahçe maçını bekliyordu değil mi? Tabii hedef oydu ki hedef hani oydu. acaba o maçta bir şey olur da evet. biz şey yapabilir miyiz diye. Devam mı devam mı tamam mı diyeceklerdi. Orada stop ettiler. Şimdi Fenerbahçe Galatasaray say 44, Trabzon 30. Kayseri ve Beşiktaş 29 Beşiktaş maçını yaptı. 15 puan fark şu an itibariyle var. Zirvedeki takımlar kazanırsa olacak 18 hocam. Evet. Yani Adana Demir aşağıdan geliyor. Rize geliyor. Kasımpaşa 26 yaptı. Antalya 25'te. Yani aşağıdan da Adana Demir, Rize falan zorluyorlar şu anda. Evet. Biz hep başından beri konuştuğumuz neydi? İlk iki takım ayrılır. Sonra 3 ile 4. sıra için Avrupa için 5-6 takım mücadele eder demiştik. Şu anda o görüntü var orada zaten. Hatta 2-4-6 takım hani belki Sivas onların arasına girmeye çalışacak. Bir ikinci sayfaya da bakalım. Orada da Alanya 21 yapmış. Bu arada Alanya'da bir toparladı. Ee, başkanı da gördük. başkan da kolay değil işimiz dedi konuştuk ya hocam başkanla evet. da ee, Ankara gücü 20 Ankara gücü e, şeyi var Alanya başkanı bir konuşacağım başkanı yani var. o kaç senedir bir niyetim var Alanya başkanıyla şöyle eline boyuna... evet sen yok muydun biz konuştuk hocam o ben de var. ha, vardı Antep 20 Antep yani Pendik'te 15'e kadar geldi yani Samsun 15, Karagümrük 17, Konya'da şimdi Galatasaray'la oynayacak, arkasında Fener'le oynayacak 3 gün arayla. <laughs> yani Tumasan Konya Sporun da işi kolay değil, çok zor. 2 maç bekliyor onları da. E, yani düşme attı da belki İstanbul Spor biraz e, uzaklaştı. 13 puanlık bir fark var 16. ile arasında. E, çok kolay değil. Çünkü 16. takımı baz almak lazım. Ligde kalabilmek için. Evet. 18 puan da 13 puan demek e, 5 maç demek. 5 maçlık bir fark var. O 5 maçlık fark az buz bir şey değil efendim. Yani e, sen ya 20 kadar. maçın var onun 15 maçı Zor var. Zor kadar. Öyle düşünmeler. Zor. Yani %5 falan mı verelim? Çok iyi böyle seri yakalaması lazım bir dört maç dört falan bir seri falan. yemeyecek evet. o zaman ya. Dört yaparak. maç falan bir seri yakalaması lazım. Mesela sağ, o sağdan çıkıttıkları maçta da iyi oynuyorlardı. Baya. Evet.